Bugün menümüzde tavada patatesli pizza var. Şöyle bir dilim keserek deneyelim. Tam bir diyet düşmanı arkadaşlar. Müthiş oldu bence. Tamam, teflon olduğu için bıçak kullanmıyorum. Bunun için bu şekilde kesmek biraz zor oluyor ama. Birazcık parçaladık ama önemli değil. Altına bakalım. Nar gibi kızarmış. Şimdi yapımına geçebiliriz. İşimiz çok basit. 3 tane orta boy patatesi. Şöyle ince dilimler halinde yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Kestiğimiz patatesleri bir kaba koyup gerek gördüğümüz miktara tuzluyoruz. Tuz için size kalmış. Fazla tuzlamaya da gerek yok çünkü bu üstüne koyacağımız malzemeler tuzlu. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Bir adet teflon tavaya çok değil. Üstünü kaplayacak kadar patatesin kızaracak kadar sıvı yağ koyuyoruz. Ondan sonra patatesleri şu şekilde bütün tavayı kaplayacak biçimde, hiç boşluk kalmayacak biçimde diziyoruz. Çift sıra yapacağız en az. Aradaki boşluklar gidecek. Fazladan korkmayın arkadaşlar. Ekstradan yine kızartabilirsiniz. Bunu kapağını kapatıp pişireceğimiz için içerideki patatesler de pişecek. Daha rahat, kolay pişmesi için çok ince biçimde kestim. Tavamızı Aygaz'ın büyük gözüne koyup altını tam açıp bir yüzeyini kızartıyoruz. Patateslerimiz kızarırken üstüne bir kapak kaparsak üsttekiler ve aradakiler daha da yumuşayacaktır. Böylelikle daha iyi pişecektir. Patateslerimizin altı kızardı. Şimdi şunları bir çevireceğiz. Eğer buna uygun düz ve büyük bir kapak bulabilirseniz onunla çevirmeniz daha kolay olur. Mecburen böyle çevireceğiz. Bu arada altını kapatıyoruz. Altını kapatmamızın sebebi malzemeleri koyacağız. Ondan sonra beraber pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi patatesler kızardı. Ters çevirdik. Şimdi bunun için yaptığımız sosu kullanacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir yemek kaşığı domates salçasına, bir adet ufak sarımsak, bir diş sarımsak, biraz kekik, biraz karabiber, biraz zeytinyağı, birazcık tuz. Şöyle şu şekilde bunu patateslerimizin üstüne sürüyoruz. Yani normalde pizza yapar gibi ama hamur yerine patatesleri sürüyoruz. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün patatesleri tosladım. Ben şimdi bunu mozzarella peyniri kullanıyorum. Pizzada mozzarella peyniri gerçekten güzel oluyor ama siz bunu bulamazsanız kaşar da kullanabilirsiniz. Benim yaptığım şeyde miktar yok, böyle bir şeylerde genelde. Miktar size kalmış. Sizin israfınıza, yiyebilecek sağlık durumunuza, zevkinize. Bunlara göre istediğiniz miktarda siz kullanabilirsiniz. Bu biraz keyif işi oluyor. Normal pizza kadar doyurucu olmuyor ama
mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi istediğimiz miktarda peynirimizi attık. Gene istediğimiz miktarda sucuklarımızı şöyle döşüyoruz. Dediğim gibi bu tamamen zevk işi. Kullanacağınız malzeme size kalmış tabii ki. Ben sosise bunda bayılıyorum. Sosları ufak ufak ince ince dilimliyoruz. Unutmayın. Çünkü bu fırında değil, tavada olduğu için öyle kolay pişmeyecek fırındaki gibi. Bir miktar gene çok ince doğranmış mantar. Burada anahtar kelimemiz ince doğramak. İstediğimiz miktara domates. Ben normalde pizzaya biber de atıyorum ama şimdi bu biber bu şekilde pişmesi biraz zor olacağı için atmadım. Ve en son yine sizin isteğinize bağlı sağına soluna şöyle salamlar. Ve şimdi bunu aygazımıza alıyoruz. Ocağımızın altını tam açıyoruz ve kapağı kapatıyoruz. Bu kapak bunda çok önemli çünkü içindeki malzemeler buharla pişecek. Altı kızardıktan sonra kısık ateşte birazcık daha demleyeceğiz. Bir kontrol ediyoruz. Kaşarlar erimiş. Şimdi etlerin pişmesi için altı demlemen kızarmıştır. Aygazımızı kısa alıyoruz. Bu şekilde demlendire pişiriyoruz. Şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tam bir diyet düşmanı. Kalori bombasından da öte bir şey oldu galiba. Altına bakıyoruz. Fena değil. Şimdi gene kapatıp bir miktarda yüksek ateşte pişirelim. Altı iyice kızarsın. Son deminde üstünü açıyoruz. Fazla suyu buharlaşsın. Evet, domatesleri yumuşamış. Salamlar, sucuklar, sosislar zaten yağını salmış. Kaşarla beraber. Şimdi biraz bir kontrol yapalım. Evet, birazcık daha kızarması gerekiyor altının. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Kızarmış. Altını kapatıyoruz. Ve şu mükemmel yemeği tezgahımıza alıyoruz. Benim bir şey dememe gerek var mı bilemiyorum. Yemeğin kendisi konuşuyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Herkese, yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.